tezahüratlar olurken tribünlerde futbolcular, hakemler, teknik heyet tehdit edilirken tribünlerde bir takım hedef alınırken susanlar Ankara Gücü teknik direktörünün yumruyla Türkiye'de futbolun Ankara Gücü başkanının yumruyla Türkiye'de futbolun ne hale geldiğini gördüler. Şimdi Ankara Gücü başkanı cezaevinde muhtemelen yerel seçimden sonra serbest bırakılacaktır. İddianamede 13 yıl hapsi isteniyor evet. Fakat savunmasında da ben sahaya yumruk vurmak için girmedim. Şöyle bir tokat atıp gidecektim yüzüne tükürecektim hakemin diyor. Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu da hakem yumruklayan eski başkanına bakın nasıl sahip çıkıyor. 11 Aralık'ta Türk futbol tarihinin en kara gecelerinden biri yaşandı. Ankara gücü başkanı Faruk Koca sahaya indi. Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Meler hastaneye kaldırıldı. Koca ise tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu ligleri ertelendi. Ankara gücü teknik direktörü Emre Belezoğlu kocayı cezaevinde ziyaret etti. Olaya dair de konuşan Belezoğlu kocayı savundu. Güçlü bir karakter başkanımız. Emre Belezoğlu kocayı savunurken birlik mesajı da verdi. Geçmişte birçok kez göstermiş olduğu fair play binayen ödüller almış birisi. Bu tarafın da unutulmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama onun ötesinde camiamızın ve kendisinin yaşamış olduğu süreçte görmüş olduğunuz gibi taraftarımızın vermiş olduğu destek, camianın bütünleşmesi çok bence önemli ve değerli. Belezoğlu yaşanan durumun futbolcuları motive edebileceğini söylediği Olayın tek bir sorumlusu yok dedi. Belezoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Sanki tek bir suçlu, suçlusu varmış gibi bu ülkede de algı oluşturmaya da gerek yok. Biz yıllarca bunun sıkıntısını yaşamış birisi olarak bunu samimice söylüyorum. AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner de kocayı cezaevinde ziyaret etti. Kocanın şiddete eğilimli olmadığını onun ifadeleriyle aktardı. Ben asla öyle birilerinin gösterdiği gibi biri değilim. Hayatımın hiçbir evresinde şiddete yer yoktur. Bugüne kadar kimseye ne bir yumruk ne bir tokat attım ne de bir savcıya ifade verdim. Her şey bir anda oldu. Benim hayatımda bu şiddet olayı bir ilk'tir. Ankara Gücü eski başkanı Mehmet Metinerle yaptığı görüşmede ne yaptığının farkında olmadığını söyledi. Kalp ve şeker hastasıyım. O stresli atmosferde şekerim yükselmiş. Yolaştığı sonuçlar herkesin malumu. O anda ne yaptığımın farkında bile değilim. Koşmak bana yasak. Meğer ben koşarak gitmişim. Sonradan bana koşarak sahaya gittiğimi söylediklerinde şaşırdım. Ben koştuğumun bile farkında değilim. Öylesine öfkeli ve gergin bir atmosfer var. Gerçekten çok çok gündüz. Şimdi e, topyekün şiddet atmosferi, topyekün çürüme var toplumda. Bunun bir parçası da üniversitelerin durumu. Üniversite öğrencilerine kalacak yurt yapamıyorlar. Yurtlarda barınanlara da sağlıklı yiyecek veremiyorlar. Ege Üniversitesi'nde yemeklere %250'yi geçen oranda da zam yaptılar. Şimdi bu zamı protesto etmek öğrencinin hakkı. Nasıl protesto edecek? İşte çatal kaşığa vuracak. O 8 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı üniversitede. Bu işten vazgeçin. Öğrenciler haklarını arayacaklar elbette. Görüntüler Ege Üniversitesi'nden. Öğrenciler yemek ücretlerine yüzde 200 e aşan oranda zam yapılmasını protesto etti. Altı buçuk lira olan yemek ücretinin bir anda 20 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi. Ege Üniversitesi o sesi duydu ama öğrencilerin talep ettiği şekilde değil. Yönetim protesto sırasındaki çatal bıçak sesini duydu ve rahatsız oldu. 8 öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Öğrencilere savunma yapmaları için yazılı tebligat yaptı. Tebligatta çatal ve bıçaklarla masaya vurmak, ıslık ve düdük çalmak huzur bozucu eylem olarak nitelendirildi. Öğrencilerin savunma yapması istendi. öğrencilerin protestosundan sonra okul yönetimi geri adım atmış 20 liraya yükselttiği öğle yemeği fiyatını 15 liraya düşürmüştü. Yönetim 20 lira olan sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretini de aynı kararla 20 liradan 35 liraya yükseltmişti. Bahsetmiştik. Merkez Bankası Başkanı e, Hafize Gaye Hanım kiraların çok yüksek olduğunu söylüyor ülkede. Annesinin yanına taşınmak zorunda kalmış. Eskiden üniversite öğrencileri Ailenin yanında kalmamak için 3-4 öğrenci bir araya gelir bir ev kiralayabilirdi. Şimdi o da mümkün değil. Büyük şehirlerde kiralar evet 15-20 binden başlıyor. Şimdi size bazı yerlerini söyleyeceğim İstanbul'un inanılmaz. Kira artış oranı %127 İstiklal Caddesi'nde Taksim'de e, çok fazla yabancı var. Evet neredeyse Türklerden daha fazlalar ve e, yabancı para birimleri de daha fazla geçerli. Kiralarda da e, o oranda artıyor. İstiklal Caddesi kira zam oranıyla aslında birçok metropoli geride bırakıyor. Ve aslında kira artış oranıyla da dünya birinciliğine oynuyor. Yani inan ki yani çok geçim şartları çok zorlaştı. Gerçekten çok zorlaştı. Yani bildiğiniz gibi değil yani. Kendimi zor tutuyorum ya. İstiklal Caddesi kira artışında dünya birincisi. Çıkabilir miyiz burada bir kiraya? Çıkamayız. Hiçbir zaman çıkamayız. Tabii bunun birkaç nedeni var. Bunların en başlıcası kurdaki dalgalanmalar ve yüksek enflasyon. Uluslararası bir gayrimenkul danışmanlık şirketinin raporuna göre son bir yılda kiraların %127 arttığı İstiklal Caddesi, kira artış hızında dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerine açık ara fark attı. Pandemi döneminde 22-23'lere kadar çıkan boş dükkan sayısı, son 1,5-2 yılda 3'e kadar geriledi. Raporda dünya genelindeki 49 ülke incelemeye alındı. New York'un 5. caddesi en pahalı Perakende Caddesi olarak birinciliğini korudu. Milano'daki cadde metrekarede yıllık 1766 dolar kirayla ikinci sırada yer aldı. İstiklal Caddesi metrekarede yıllık 245 dolarlık kirayla 31. sıradan 20. sıraya yükseldi. Aynı zamanda uluslararası büyük dünya markalarının İstiklal Caddesi'ne olan ilgisi, mevcut mağaza Mağazaların ve yeni açılan konseptlerin artık daha geniş metrekarelerde mağazacılık yapmayı arzu etmesi de buradaki tetikleyici nedenlerden biri. Yüksek enflasyonla kiraların bir önceki yıla göre %127 arttığı İstiklal Caddesi, dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerindeki kira zam oranlarını geride bıraktı. Tabii ki en temel nedenlerinden bir tanesi yüksek enflasyon, kurdaki dalgalanma. İnşaat girdi maliyetlerinin inanılmaz yükselmesi ve bir türlü kontrol edilememesi. Arap turist çok işte Orta Doğu'dan gelenler var Taksim'de İstiklal Caddesinde paraları kıymetli olanlar var. Onlara göre her şey düzenleniyor zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına göre değil. Her şeyimiz dövizle, ilacımız da dövizle. Ve ilaç krizi de bu yüzden derinleşiyor. Vatandaşlar eczane eczane gezip ilaç arıyor bulamıyor. Çünkü kur farkından ilaç tedarik etmek eczaneler açısından da zorlaşmış vaziyette. Çözüm yine zamda bulundu. İlaçlara %25 zam yapıldı ama o da çözmüyor problemi. Çözüm diye sunulan zam yeni problemlere sebep oluyor. 5-6 lira aldığımız ilaç şu anda 74 lira aldım ama 2-3 tane eczane gittim bulamadım o ilacı. Damla yok diyorlar. Hem pahalı hem damla yok diyorlar. Aradığım ilaçları da bulamıyoruz yani. İlaç krizi devam ediyor. Piyasada bulunmayan ilaç sayısı her geçen gün artıyor. Çoğu eczanelere giriyoruz. Yok deniliyor. Başka eczanelere gidiyoruz. Yok deniliyor. Hastanenin çevrelerine gidiyoruz. Yok diyorlar.